Peki, koşulsuz kabul. Evet, koşulsuz kabul. Bu çok zorlanılan bir şey. Karşımızdakini değiştirmeye çalışıyoruz. Onu aslında o olmaktan çıkarıyoruz. Zaten kadınların çoğu ben bunu evlenince değiştireceğim evet, diye evleniyor. Pazarlık yapıyoruz yani evet. Böyle böyle olursan seni çok seveceğim çocuklara söylenir ya aynı onun gibi. Halbuki öyle bir şeye gerek kalmadan karşımızdakini olduğu gibi kabul edersek o da bize elinden gelen her türlü yardımı çünkü bizi kabul etmiş. Siz bir insana iyisiniz derseniz o insanın kötülük yapmasını veyahut da kötü bir şey yapmasını imkanını zaten kaldırmış olursunuz. Sen çok iyisin. Evet, evet. Sen iyisin. Evet, karşınızdaki insana bu mesajı vereceksiniz ve ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Zaten baştan beri de konuşuyoruz, her zaman lafın arasına giriyor. Allah Teala bizi bu şekilde yaratmış. Şimdi yaratılanı, yaratandan ötürü sevmemiz lazım. O da bir insandır. Merhamet içinde, şefkat içinde. Tabii ki biz eşimize işten gelmiş, çok yorulmuş, halinden anlayıp ona göre muamele etmemiz. İşte iş yaşamında zorluklar tabii ki ev hanımıysa, ikisi de çalışıyorsa daha farklı. İki eş içinde. Çünkü gün içinde çok zor anlar yaşanıyor. Evde de çocuklarla yetişmeye çalışıyorsunuz. Kapı çalıyor, telefon çalıyor, işleriniz yetişmeye çalışıyor. Bunlar hiç kolay değil. Karşılıklı birbirimize anlayış göstereceğiz. O yuvayı herkes koşarak geleceği cennetten bir bahçe haline getirmek bizim elimizde. Ve bunu kesinlikle lütfen diyerek, teşekkür ederek, arada sevgi mesajlarımızı birbirimize atarak ve bunları şu şekilde söyleyeyim, bunların hepsi bedava. Değil mi? Evet, bunların hepsi bedava. Bunlar hiçbir yerde satılmıyor. Bahanesi de yok. Aynen öyle. Eğer ki bu şekilde olursa eşler eve koşa koşa gelecek. Cennetten bir bahçe içinde yaşayacak ve çok mutlu olabilecekleri ömürlük yuvalarını sürdürebilecekler.